Selamun aleyküm. Başkanım hoş geldin. Sağ olun. Sen nasılsın? 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 Geç. Değil, tarafa geç. Süleyman Bey'in mi vereceğiz? Evet. Süleyman Bey'in vereceğiz. Geç bakalım. Evet. Evet. Arkadaşlar, ayakta kalan arkadaşlar, kusura bakmayın. Artık özür diliyoruz. Güzel ülkemizi, Kırıkkale'mizi ve sizleri seviyoruz. Bütün Kırıkkale'deki meslek odalarımızın başkanları, yönetim kurulu ve esnaf arkadaşlarımızla sizle iki dönem ülkemizi, Kırıkkale'mizi ve esnaf sanatkarımızı ilgilendiren her konuda, belediyecilik konusunda beraber bir çalışma içerisine girdik. Ve bu konuda bizim odalarımıza olsun, esnaflarımızı, halkımızı rahatlatıcı çalışmalardan dolayı iki dönem ve Kırıkkale Cumhuriyet tarihinde de ilk defa bir belediye başkanlığı unvanına sahip olmamızdan dolayı bu zaman içerisinde otoparkımız, pazar yerlerimiz, mezbahanemiz, yolumuz, içme suyumuz, atık su tesisi, park yerleri ve buna benzer bir çalışma içerisinde ekibinizle birlikte hizmet verdiniz. Kırıkkale esnaf ve sanatkarları olarak size her zaman teşekkür ediyoruz. Teşkilatlarımızın çalışmalarında belediye olarak destek olduğumuz
yardımcı oldunuz. Biz Kırıkkale Esnaf Sanatkarları olarak diyoruz ki ne kadar hizmet yapsak da belediyecilik çok geniş alanda olduğu için uzun nefes veren bir konu olduğu için daha da çok Kırıkkale'mizin hizmete ihtiyacı var. Ancak biz buraları bir holding olarak gördüğümüz için tam Kırıkkale gelişiyor, kendini göstereceği zaman siyasi politikadır. Daha iyi hizmet verme pozisyonda görevde aday olmayacağınızı söylediniz. Biz size görevde olun olmayın her zaman Kırıkkale'deki esnaf arkadaşlarımız adına, Kırıkkale'miz adına bir teşekkür ziyaretine geldik. Teşekkürümüzü kabul etmenizi diliyor. Bütün arkadaşlarım adına saygılarımızı sunuyoruz. Valla ben teşekkür ediyorum. Bir alkışlıyorum. Meslek örgütlerimizin değerli yöneticileri, değerli üyeleri. Ben öncelikle bu kadir şinasınıza ve faaliyete çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. Kırıkkale'mizde hep birlikte beraber kentimizi daha iyi ileriye götürebilmek, şehrimizi geliştirebilmek, insanımızın aldığı hizmetleri iyi noktaya taşıyabilmek adına 10 yıl birlikte olduk. Ama bu bir ayrılık değil, birlikte olmanın, beraber olmanın ileriki dönemlerde her anlamda, her alanda da dayanışmanın olacağını da burada söylemek isterim. Yani sadece bizlere has bir olay değil, kentimizin daha iyi hizmet alması açısından biz bu zamana kadar elimizden gelen ekibimizle birlikte beraberce en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Ben her zaman her yerde söylerim, biraz da klasik haline geldi ama hata yaparız ama asla yanlış yapmayız. Bu ne demek? Mutlaka eksiklerimiz vardır, hatalarımız vardır ama bilerek bir hata yapmadık. Kentimizin insanının aldığı hizmetleri en iyi şekilde sunmaya çalıştık. İmkanlar ölçüsünde. Şehrimizde Sayın Başkan da belirttiler, yolundan, suyuna, havasından, atık suyuna, kat atığına, yollarına, sosyal tesislerine, pazar yerlerine, hayvan pazarına, kesimhanesine, yeşil alanlarına, spor alanlarına, her anlamda bir kentte olması gereken temel kriterler açısındaki hizmetlerde iyi bir noktaya gelmeye çalıştık. Bunda iyi niyetle çalıştık. Eksiklerimiz mutlaka var. Ama ben özellikle gerçekten ben de çok duygulandım. Çok teşekkür ediyorum. Bu da bizim insanımıza yakışan bir davranıştı. Meslek örgütlerimizin kadir şinaslığıydı. Bu duygularınızdan dolayı ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Beraberce gerçekten bir 10 yıl burada birlikte olduk. Hizmetlerimizi sizlerle birlikte istişare ederek bizlerin kentimizin ufkuna koymuş olduğu yatırımlarla da daha iyi bir noktaya gelmeye çalıştık. Bu bizim için çok önemliydi. Kırıkkale'miz zaten Türkiye'nin merkezi yerinde olması hasebiyle de gerçekten çok farklı alanlarda daha iyi noktada olması gereken bir kentti. 43 vilayet deriz ama şimdi kuzey güney aksıyla da 50 küsur vilayetin kesiştiği noktada olacağız. Sadece yerel hizmetler değil, genel hizmetler açısından da yani merkezi hükümetin yapmış olduğu hizmetlerle de Kırıkkale'mizde bir farklı yaşamaya çalışıyoruz. Yani biraz da esnaf odalarımızı, meslek örgütlerimizi ilgilendirdiği için söylüyorum. 40 küsur binlerde çalışanlarımız şu anda 60 bine ulaştı. 58 bin küsurdayız. Yani hedefimiz bizim aslında 2013 sonu itibariyle 55 bindi. Şimdi 60 binleri yakaladık. 38 binler civarında 2005'te emeklimiz vardı. Şu anda 46 bindeyiz. Yaklaşık Kırıkkale'mizde 110 bin civarında bir maaş giren bir şehir haline dönüştük. Sadece bu mu? Sanayi alanında, ekonomi alanında, ticari alanda, sosyo-kültür alanında da Kırıkkale'miz gerçekten çok farklı bir noktaya doğru ilerliyor. Bunun iktidaya uğramaması gerekir. İnanıyorum ki bundan sonra şehrimizin her anlamda ve her alandaki karar vericileri bunlara daha iyi noktaya taşıyacaklar. İyi niyetle, imkanları en iyi şekilde değerlendirerek iyi bir noktaya taşıyacaklarına hiçbir şüphem yok. Ben bir de şunu söylemiştim, işin doğrusu 10 yıl içerisinde bir siyaset anlayışını, algısını, hayata bakışını Kırıkkale'miz değişecek demiştim. Eğer Kırıkkale'miz Türkiye'deki her anlamda bir üçe katlama varsa, üç oranında büyüme varsa 5 büyüyecek demiştik. Hamdolsun onu gerçekleştirdik. Eksiklerimiz mutlaka var.
Onları da ileriki süreçte bütün göreve gelecek arkadaşlarımız en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Ben bu vesileyle meslek örgütlerimizin değerli temsilcilerini, odalarımızın değerli temsilcilerini, değerli başkanımızı bu kadiş inancınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Daha güzel bir gelecekte ülkemizi buluşturmak adına her birimiz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız. Çünkü bir hayat yaşıyoruz. Bu hayatın içerisinde her birimiz ama her birimiz her alanda en ufak esnafımızdan bir ayakkabı boyacısından büyük sanayicimize kadar herkes kendi üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Bu mantık değişikliği, bu anlayış kentimize hakim olursa inanıyorum ki Kırıkkale'nin geleceği çok büyük bir gelecek diye düşünüyorum. Aydınlık diye düşünüyorum. Ben bu vesileyle tekrar teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Yani ben de böyle bir şey, benim için de sürpriz oldu. Kusura bakmayın yani. Allah razı olsun. Bu tarafa. Çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Sayın başkanım. Yalnız ben bu çiçeklerde her zaman bir sarı kırmızı değil de. Sayın Bey, sarı lacivert. Sarı lacivert. Şeyde laciverti yok herhalde. Bütün görüşlere saygımız var. Yani bizim başkanım, Kırıkkale Sporluğumuzda da mavi bir şeyimiz var. Dostluğumuzun ömür boyu sürmesi dileğiyle. Allah razı olsun. Başarılar diliyoruz. Çok bütün teşekkür ederiz. Bütün şahsında ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımızla. Haklarınızı helal edin. Sağ olun. Helal olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Hem gün yaşattınız hem de çok benim için çok değerli bir anı oldu. Allah razı olsun. Birlik beraberliği, en güzel göstergesinden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsi diğer oda başkanlarına çok gururum. Biraz yüksek olsun. Kıymetli esnaf arkadaşlarım. Sizin huzurumuzda Sayın Başkanıma bizlere kanun çerçevesinde yardımcı olduğu için her zaman servisçi esnafının yanında olduğu için şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, burada en azından oda başkanım olarak konuşmak istiyorum. Sayın Yıldırım Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, benim odama gerçekten söylüyorum. Hasaparalı Becerek Odası gerçekten size minnettar. Hayvan pazarımızdan, tezvarenin tutumda elinizden gelen kanun çerçevesinde yardımcı olduğu için bizzat size teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım. Sağ olun. İşte hatırlarlar Sayın Başkanlar. Yani bir esnaf olmadan, eşraf olmadan bir kentin, bir ülkenin ayakta kalması mümkün değil. Onun hizmet verdiği alanlarda daha iyi bir ortam hazırlanacak ki o ülke gelişecek. Onun için şehrimizde esnafımızın, eşrafımızın gerçekten her anlamda sadece ticari, ekonomik değil, kültürel alanda da, sosyal alanda da çok büyük katkıları var. Bizim bir sosyal konseyimiz var. Yaklaşık 40 milyona yakın bir, ben çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Anadolu, Allah devletine zeval vermesin, yavan ekmekle geçinelim diyen insanların armağan olduğu yer. Tahakkuk eden verginin %95'ini ödüyor. Devletine bağlılığını her şeyde gösteriyor. Bunun için bizim parlamentoda da çok şanslı biriz. Aslında 3 milletvekili değil 6 milletvekilimiz var. Bir başbakan yardımcımız var. Sizlerin kanalıyla sayın parlamenterlerimize ve başbakan yardımcımıza da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve onlardan talebim Kırıkkale'den ellerini çekmesinler. Anadolu şehri, bu Ankara'ya da 45 dakika mesafedeki şehrimiz gelecekte daha da büyüyor. Yer darlığımız da var ama bu hükümetinizin de desteklerinden dolayı sizin şahsınızda kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bu hizmetin daha da devam etmesini istiyoruz. Çünkü Anadolu'ya ne verseniz hakkıdır. Çünkü bu insanlar devletine bağlı, Anadolu'nun kültürüyle yetişmiş insanlar diyorum. Tekrar saygı sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Kanlı'ya şey verdik. En son imar durumunu. O da yaklaşık 70'e yakın bir parselimiz söz konusu olacak. Ben şu anda bile inanıyorum ki yani ciddi bilgi var. İnanıyorum ki çok ciddi yatırımlar gelecek. Yeşil Vadi projemiz projesi bitti.
şu anda ihale aşamasında. Orası ciddi ilerliyor. Teknoparkımız bitiyor. Onlar genelde büyük yatırımlarımız. İkinci organ sanayimiz şu anda bu teşvik kapsamından dolayı ciddi bir ilgi görmeye başladı. O anda şu anda önemli bir kısım. Biraz da onları da öne çıkaran bir çalışmayı yapmadan daha ciddi adımlar yapmak durumundayız. Onu biraz da çiftçimize iyi anlatıyorum. Bir banyo, Ankara'nın banyosu diye söz edilmenin ötesinde hem sanayi, hem istihdam, hem ticaret, hem ekonomi, artı hem sosyokültürel çok farklı bir noktaya gelecektir. Gelişiyor önceki kriterde bu anlamdaki yarışta daha farklı bir şey vardı. Şimdi daha iyi bir zemine oturdu. Bunda her biriniz bir destek olacağız. Daha iyi olması açısından. O da iyi olacak, bundan eminim. Yeter ki bizler geleceğimize dönüp attığımız adım, halkımız, insanımız, onları temsil eden meslek örgütlerimiz o anlamda destek vermesek zaten adım atmak, ilerlemek mümkün değil. Büyük destek var. O konuda biz Kırıkkale Esnaf Sanatkarları olarak bizim bakanımız ve milletvekilimize ilaveten Manisa milletvekilimiz Kırıkkale'de bir tanesi. Bursa milletvekilimiz Kırıkkale'li, bir de Ankara'da hanımefendi Selamoğlu milletvekilimiz Kırıkkale'li. Onun için ben altı milletvekili dedim. Bilginiz olsun başkanım. Bu birlik beraberlikle ülkemiz için, Kırıkkale'miz için yapacağımız her şey çok iyi olur düşüncesiyle. Evet, tekrar sizlere hayırlı günler, başarılı yaşantılar diliyoruz. Ölene kadar beraberiz diyor, saygı sunuyoruz. Yine beraberiz. Sayın başkanım. Bu tablosunda bir şey anımsatıyorum. Allah razı olsun diyor. Teşekkür ederim. Sayın başkanım. Hem de buradan oradayız. Çok kalabalığız. Ayağınıza sağlık. Sağ olasın. Sağ olasın. Çok sağ olun. Evet başkanım. Bugünkü ziyaretiniz güzel bir ziyaret oldu. Bu manada neler dersiniz? Sayın başkanımıza biz teşekkür amaçlı geldik. Servis araçları nakliyeciler odası olarak kanun çerçevelerinde her zaman sayın başkanım bizim yanımızda oldu. Bununla ilgili teşekkür için geldik. Evet, sizlik başkanımıza neler dersiniz? Çok güzel bir oldu. Başkanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Küçük esnafın devamlı 10 yıldır yanında oldu. Bu manada güzel şeyler oldu. Bu manada güzel şeyler oldu tabii. Evet. Başkanım ne diyoruz? Biz sivil toplum örgütleri ve oda başkanları olarak üstümüzde yaşıyoruz. Yani 10 sene beraber çalıştık. Belediye başkanımızı kendisini bırakacağı yiyordu. Aldığım şeye göre. Teşekküre geldik. Çalışmalarında yeni hayatında yeni şey, başarılar dilemek için bütün oda başkanı, birlik başkanımız başta olmak üzere onun için kendisine tekrar teşekküre geldik, ziyarete geldik. Evet. Kardeşlik gidiyoruz efendim. Sağ ol. Evet, Sayın Başkanım neler diyoruz? Şimdi biz Kırıkkale Esnaf Sanatkarları olarak belediye bizim için çok önem arz ediyor. Belediye hizmetleri hem toplumu hem esnafımızı ilgilendiren önemli bir birim. Bu birimin de Cumhuriyet tarihinde ilk defa, iki defa başkanlık görevini yapmış Sayın Başkanımızın basın yoluyla aday olmayacağını açıklamasından dolayı kendisine bir nezaket ziyaretine geldik ve yaptığı halkımızı ve esnafımızı ilgilendiren önemli çalışmalardan dolayı teşekküre geldik. Kırıkkale'nin ve ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyacının hassas olduğu bilinciyle kendilerine bir nezaket ziyaretine ve teşekküre geldik. Peki, teşekkür ederiz. Şu anda gerçekten belediye başkanımız görevinin son aşamasında kendisine teşekkür etmek için bütün oda başkanları ve üyelerimizin yanına geldik. Kendisine yaptıkları hizmet için ayrıca ben teşekkür ediyorum. Pasaport odası olarak. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Peki, teşekkür ederim.